Yani çürümüş de olsa iyi ki yargı var dediğimiz bir noktada, yargıyı güvenimizi sürdürmek istiyoruz diye müteaddit defalar dediğimiz bir noktada, bu sefer BAM devlet sırrını ifşa etmekten Sayın Milletvekilimize 5 yıl 10 ay ceza verdi. Ben şimdi Yüce Meclis'in sayın üyelerine ve vicdanlara soruyorum. Şu kürsüde benim ve birçok Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin müteaddit defalar Adana'daki MİT tırları tantanasında, yani FETÖ ile jandarmanın, JİTEM'le polisin birbirlerine silah çektiği o kepazelik sürecinde bu kürsüde o tırlarda silah olduğunu, bunun neydi belirsiz terör örgütlerine gittiğini söyledik. Sonra birçok basın kuruluşunda, medya organında bu hikayeler çarşaf çarşaf yazıldı. Hal böyleyken bunun neresi devlet sırrı Allah aşkına? Burada devlet sırrı falan yok. Bir kin ve intikam projesiyle, ana muhalefeti susturma anlayışıyla, yargıya, savcılara verilen dava talimatla açılmış bir dava var. Tamamlayın Sayın Altay. Verilmiş haksız, hukuksuz, mesnetsiz bir karar var. Biz bu kararın her şeye rağmen bir üst yargı organından, yani Yargıtay'dan döneceğine olan umudumuzu koruyoruz. Ama bu kararla birlikte bir ayıp da Yüce Meclis'e yapılmıştır. Sayın Milletvekilimizin 5 yıl 10 ay ceza alıp temyiz yolu açık iken, yani hakkındaki suçla ilgili, suçlamayla ilgili hüküm kesinleşmemiş, suç sabitlenmemiş iken Sayın Milletvekilliğimizin tutukluluk halinin devamına verilen bu kararın yargıyla ilgisi olamaz. Bu karar olsa olsa talimatla verilmiş bir karardır. Bu kararı kınıyorum. Kınıyoruz. Kınıyoruz. Ben İstanbul Milletvekilimizin tutukluluk haline karar veren bir mahkemenin kararını kınıyorum dedim. AK Parti Grup Başkan Vekili, bırakın bu kınama işlerini, mahkeme kararına saygılı olun. Benzeri bir şeyler söyledi. İşinize geldi mi, gelmedi mi vesaire. Ben ondan şunu beklerdim. Bir yasama organı üyesinin suçu sabitlenmeyip hüküm kesinleşmeden tutuklu bulunmasını kabul etmiyoruz demesini beklerdim. Tamamlayın Sayın Altay lütfen. Şimdi sisteme girdi. Eminim bu hatasını düzeltecektir. Bu yasama organı üyesinin ve çoğunluk partisinin grup başkan vekilinin, bir milletvekilinin hükmü kesinleşmemişken cezaevinde kalmasını, alkışlamasını yadırgıyorum. Takdiri yüce milletimize bırakıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Grup Başkan Vekili, bir milletvekilinin tutuklu kalmasından rahatsız olmadığını söyledi. Buna üzüldüm. Yani hüküm kesinleşmemişken peşine de bir siyasi partinin kongresine partiler arası gelenek gereği gitmemden bahsederek asıl bunun daha mahsurlu bir şey olduğunu söyledi. Sayın Milletvekili, ben İmralı'ya, Kandil'e gidip pazarlık yapmadım. Ben legal bir partinin kongresine gittim. Ve ayıp ediyorsunuz, o kongrede Türk bayrağı vardı. Hem de oldukça büyüktü. Çok ayıp.